Hadi kalk yürü düş önüme hadi. Estağfurullah önce hanımlar. Kibar ailenin hali de bir başka olur. Ama hani kibarlıktan anlayan? Kezban yenge bir şey unutmadın mı? Tamam ya özür diledim ya. Daha dilemedin. Özür dilerim. Ha şöyle. Ben de sizinle geliyorum. Biz bu akşam uzun uzun düşünelim. Özürünüzü kabul edip etmeyeceğimizi yarın bildiririz. Gidelim yoksa elimden bir gaza çıkacak ha. Tövbe tövbe. Vallahi kızınız rahat edecek. Ailece düşünün taşının. Oğluma çok kız baktık ama hiçbirini gözüm tutmadı. Bir iki dost da senin kızı tavsiye etti. Kezbanım, kızımıza kısmet çıktı. Kısmet mi? Amerika'dan bir genç, kızımıza görücü geliyor. Ben ecnebiyle evlenmem. Hem ben bu... Sana değil be kızım, Hacer'ime geliyor. Ne? Bana mı geliyor? Bana mı geliyor? Deliyim, gözü kara deliyim. Yakarım, Roma'yı da yakarım. Dengeren. Bekir amca sussana, adamın içi sızlıyor. Senin söylediğin şeye bak. Kendisi istiyor. Repertuarımda yok de. Adam belki de kendini öldürecek. Deket lan, sen açtın, ne anlarsın? Hadi be. Hacer gelin oluyor, ben de damat olacağım. Hem benim neyim eksik? Senin tahtan eksik, tahta. Ay. Mersi. Ben eliniz ilaç gibi geldi. Doktor falan mısınız? Yo değilim ama uzun yıllar hastanede kaldım. Burada ne işiniz var? Yarın bıraktığım işleri tamamlamaya geldim. Yine mi geldin lan sen? Hemen artık muhtarım. Muhtar hanım diyeceksin bana Asimetri Bey. Simetri hanımefendi. Söyle bakalım neye geldin? Öyle koltukta kaykılarak muhtarlık yapılmaz Kezban hanım. Sandalyeleri düzelterek mi yapılır? Şikayetlerim var Bayan Pekmezci. Tepemin tasını attırma Simetri. Benim söyleyeceklerimin bittiğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Seninle işimiz bitmedi daha. Bak hala konuşuyor. Görüşeceğiz. Git yoksa ağzını mühürletirim senin. Yürü. Ercep! Lan Ercep! Lan Ercep! Aç gözünü! Ercep kalk! Hadi Ercep! 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 Bırak beni bacana! Yaşıyor! Ana! Sen buna yaşamak mı diyorsun? Kalk lan kalk! Tamam hadi kalk! Gidiyorum! Bütün aşklar yüreğimde! Lan de Ercep! Öbür tarafa bavulunda mı götürüyorsun? Öbür tarafa gitmiyorum anne! Başka köye gidiyorum! Dur lan! Son yazmamış filmden ümit kesilmez. Yok artık. Hacer Ercep'le mi evlenecek? Kardeşim o deliği ne yapsın? Hem Hacer'i istemeye gelen çocuk Amerika'da yaşıyormuş. Damat Amerikalıymış. Ne? Amerikalı mı? Lan sen ne yapacağız şimdi? Ağlama lan. Tamam arkadaşlar ya panik yapmayın. Benim güzel fikirlerim var. İster Amerikalı ister Japon. Hız gelir tırıs gider. Tabii canım. Ama. Ya. Jack. 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 Tırıs gider. Abla. Abla. Gel bana yardım et. Kezban yardım et. Tamam. Bu ne hal kız? Dur. Takmış takmış demişsin. Tamam dur. Görücü geliyor kızım. Güzel yakama. Ama sen pek anlamazsın tabii. Neymiş kız? Beni de istemeye geldiler. Allah Allah. Nerede kaldılar ya? Sümüklü anneyle. Çalgıcı Burhan. İyi al o zaman kendin tak. Geliyorlar Ercep geliyorlar. Çok heyecanlıyım. Tamam ne tamam hadi çektim. Sakin ol filme başlıyoruz. Atla. Ercep. Aman Ercep. Ercep. Ne olur ölme. Sen daha çok gençsin. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Aman efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk babacak. Çekin şöyle adamım. Mama, ben bunlarla hangisiyle meriyet yapacağım?
Sübiye. Ana, bu hakiki Amerikalı. Ayol, bu Zenci. Yes, Daddy. Ayol, bir hoş geldiniz demek yok mu? Ay, welcome, welcome. Hoş geldiniz. Hey, mama, nasılsın Çak? Çaktık mı oturturum ha? Okey, ver elini öpmece. Hey adamım, ne haber Çak? Only four people. Avni bu. Yastıkta koca yine. Yastıkta koyacaklar ama sen Avni göremeyeceksiniz. Allah'ını seven vursun. Hayır. Ben zenciyim. Siz beyazsınız. Irk ayrımı yaptığınız için sizi insan haklarına şikayet edeceğim. Vurun! Hayır! Hayır! Vurun! 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 Aferin hocam! Sen öldün abi! Kusura bakmayın. Sizi de yolunuzdan ettik. Önemli değil. Önemli olan arkadaşınızın sağlığı. Ölmeden hastaneye yetiştirmeliyiz. Arkadaşım kedi soyundandır. 3 gündür 8 defa ölüme teşebbüs etti, ölmedi. Şimdi de öleceğini sanmam. Ne diyorsun Burhan? Ben ölüyorum. 8 defa ölmeye mi teşebbüs etti, neden? Aşk yüzünden. Bu arkadaş bizim köyün muhtarı Kezba yengenin kızıyla nişanlıydı. Sülbiye ile mi? Yok yok, küçük kızıyla. Ne? Hacer'le mi? Tanıyor musunuz? Tanışmaya gidiyorduk. Verilmiş sadakanız varmış ki bu kaza oldu. Yoksa yanmıştınız. Niye? Arkadaşımla Hacer 3 sene önce nişanlanmışlardı. Fakat geçen gün Amerika'dan mı Afrika'dan mı çok zengin bir genç ona talip olmuş. Paranın gözü kör olsa. Çok zengindir diye nişanı bozdular. Vay terbiyesizler vay. Babam da bula bula o kızı mı buldu? Arkadaşım bu yüzden ölmek istedi. Yazık, pek de genç. Siz kızı istemeye gidecekseniz mani olmayalım. Bizi burada indirin. Biz otostop yaparak gideriz. Hastaneye. Sizi karşımıza Allah çıkardı. O para düşkünü aileden kız alsaydık rezil olacaktık. Kaderime hakaret edemezsin! Sayıklıyım sen ha! Sayıklıyor. Ne dediğini bilmiyor. Biz inelim. Hadi Ercem.
Yeter artık canım. Öf. Gören de öyle evi zannedecek. Ne var bunda? Alt tarafı yüzünü bile görmediğimiz birisi görücüye geldi. Yani gelecekti de gelmedi. Dünyanın sonu değil ki bu yavrum. Ama benim sonum. Konuşması kolay tabii. Gurur ayaklar altından sen değilsin benim. Teyzen doğru söylüyor yavrum. Sana koca mı yok? Elini sallasan ellisi. Vallahi hacı şöyle bir pencereden görün. Bak ne beyaz atlı prensler dizilecek camın önüne. Gör bak. Bizim pencereden sadece kümesteki horozlar görünüyor. Bir de Erce. Sen sus. Aa. Anne bir şey söylesene şu ablama. Sübiye benim için de bir tane patlattı. Aa, deli misiniz be? Teyze ne olur bana gerçeği söyle. Ben evlatlık mı alındım? Oho yavrum o da nereden çıktı? Oh. Baksana gelen vuruyor giden vuruyor. Bunlar benim öz anam ve öz ablalarım olamazlar. Ne oldu Salim? Nerede görücüler? Baba ne olur konuşsana. Dilini mi yuttun lan? Yüzüme telefonu kapattılar. Bir açıklama yapmadılar mı enişte? Hayır. Ben Salim'im dedim. Suratıma kapattılar telefonu. Bunlar bizimle dalga mı geçiyor? Desene Hacer ablam yine Erce'de kaldı. Ana. Ben şimdi evde mi kaldım? Olur mu öyle şey Hacoş? Daha yaşın ne başın ne kızım? Hayruş doğru söylüyor. Ha. Hayır onun yaşında olsan evde kaldın derdim emme. Ana dokundurmadan duramıyorsun değil mi? Üzülme kardeşim. Gelmedikleri belki de hayran olmuştur. Ben çok talihsiz bir insanım. Sülbiye, mutlu olmak benim de hakkım değil mi? Canım tabii ki hakkın. Bakarsın ileride çok seveceğin biri karşına çıkar, onunla evlenirsin. Doğru valla. İnsan hiç tanımadığı biriyle mutlu olamaz ki. Ama çok zengindi. Belki de boylu poslu yakışıklı biriydi. Belki de... Tamam tamam, kesin artık kesin. Tamam. Bu konu burada kapanmıştır. Onların adını ağzına alanın ağzını caddeye yırtarım, haberiniz olsun. Görücülerin adını mı? Siz bana gülüyorsunuz değil mi? Burhan'la ben çeşmenin arkasına saklandık. Sonra Burhan, Ercep araba geliyor yola koşturdu. Ben de eve çıktım. Aman araba üstüme geliyor. Birden arabanın üstüne attım kendimi. Ercep iyi misin lan? Ah! Kolum! Kolum! Acem! Ne oldu lan? Kolum! Kolum kırıldı! Lan Acem! Ne oldu? Acem! Acem! Şaka yapıyorum! Şaka bana! Hadi lan! Köyün delisi ne olacak? Olmaz! Sen filmi seyrettin ama Avni'yle Safet seyretmedi! Sonra arabaya böyle çarpınca böyle yere attım kendimi. Ama sana bir şey olmadı ya. Ona bir şey olmadı ama arabanın kaportası iyice yumuldu. Yok ya. Beni görecektiniz. Cüneyt arkan gibiydim. Aferin lan. Aa. Anlattıklarına bakılırsa sen Jean-Claude Van Damme olmuşsun Ercep. Bakıyorum Kezban yenge de size fena çarpmış. Oo. Tır kamyonu Hayruş dahil herkes üstümüzden geçti. Silindir gibi bizi ezdiler. Benim yüzümden oldu. Öpeyim de geçsin. Hadi lan deli. Sen öpeyim bari Safet. Geri çekilme deli. Sülbiye de vurdu ama onun vurduğu yerde gül bitti. Yanaklarımda hala Sülbiye'nin sıcaklığı var. Sen Sülbiye'nin adını ağzına alma demedim mi lan ben? Gel lan buraya. Ne oluyor lan? Gel lan. Atın lan. Hayruş sana gereken dersi verememiş galiba. He veremedi. Otur lan yerine. Bacana. Durun be. Git lan. Ne var be? Otur yerine lan. Sana ne lan? Ne yapıyorsunuz? Burada başarımızı kutlayacağımıza sizler kalkmış kavga ediyorsunuz ya. Doğru valla. Benim mutluluğumu kutlayacağız siz kavga ediyorsunuz. Bravo. Bravo. Bravo beyler. Beyler. Başkasının mutsuzluğu üzerine mutluluk kurulamaz. Ne diyorsun ya sen? Biz burada arkadaşımıza yardım ediyoruz. Sen gelmiş vıdı vıdı yapıp duruyorsun ya. Olmayacak duaya amin diyorsun. Yok ya.
Recep Bey ile Hacer ayrı dünyaların insanları. Ne yazık ki. Hayır! Biz Hacer'le aynı dünyanın insanlarıyız. Aynı köydeniz. Aynı mahallede yaşıyoruz. Aynı nüfus kütüğündeyiz. Sus biraz Recep. Sanırım Simetra burada haklı. Haklıyım tabii. Şu anda Hacer ne durumda bileniniz var mı? Genç kızlık gururunu çiğnediniz. Onurunu ayaklar altına aldınız. Başta ailesi olmak üzere onu herkesin önünde küçük düşürdünüz. Hacer'in dünyasını kararttınız. Şimdi istediğiniz kadar bu başarınızı kutlayabilirsiniz. Hatta şampanya patlatıp öyle kutlayın. Zafer elde etmiş bir matador gibi gülün, eğlenin, coşun. Hacer'in duyguları hanginizin umurunda ha? Yazık. Çok yazık. Çok yazık. Dersini çalış. Ya anne ya. Ya ben dersimi çoktan yaptım. Birazdan açarız bekle. Ben bir Hacer'e bakayım kızlar. Zavallı kardeşim yıkıldı tabii. Yıkılır tabii. Kim olsa yıkılır. Allah'tan Hacer'imin sağlam bir bünyesi var. Altından çabuk kalkar. Hep o Saffet'in yüzünden oldu. Saffet denen curacını yeğeni çizmeyi çoktan aştı. Hangi daşı kaldırsam altından o çıkıyor. Abuk sabuk senaryolarını bir gün yedireceğim ona ama. Hacer! Hacer dur ne yapıyorsun kızım? Ver onları bana. Ölmek istiyorum. Ver şunları bana. Ölmek istiyorum Tezos bırak. Bırak. Ay ver onları evladım. Bırak beni ölmek istiyorum bırak. Canım ver. Ne oldu? Ay! Kezban! Ay ol baksana! Ay içiyor! Ama başıma gelenler! Ay! Bunları mı yaradılar? Beni herkese rezil ettiler. Yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum ki de. Ah benim canım kardeşim. Ben sensiz ne yaparım? Ağlama benim budala kuzum. Suratını bile görmediğim bir erkek için ölmeye değer mi? He? Doğru valla. Çok gençsin kızım. Önünde uzun seneler var. Bak göreceksin. Karşına ne kısmetler çıkacak. Her şeyde bir hayır vardır yavrum. Demek ki bu gelenler kısmetin değilmiş. He? Aman benim yavrum. Bir gözyaşlarım. Kurban olurum ben sana. Oo, yavrum benim kuzum. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Anan mutfakta mı? Hamide. Boşuna bağırma baba. Anam evde yok. Yok mu? Nereye gitti gene bu çeyrek akıllı kadın? Vallahi bir saat önce uyandım ama onu görmedim. Komşulara gitmiştir belki de. Ya bu kadına bir haller oldu. Eskiden böyle değildi bu kadın. Vallahi kendim bildim bileli. Anam hep aynı. Çay içer misin baba? Sana da bir bardak getireyim. He. Yiyecek bir şeyler de getir oğlum. Mutfaktan takır baba. Evde yiyecek bir lokma ekmek bile yok. Ben bu kadının kafasını kırmaz mıyım? Çok şımarık, çok. Evet sevgili vakitçiler. Yine mağdur bir kadınla geliyoruz. Kocasından şiddet gördüğünü söyleyen bir anne. Evet hanımefendi. Neler yaşadınız?
Nasıl bir şiddete maruz kaldı? Baba, lütfen gazetemi alabilir miyim? Al al. Kocam beni sürekli dövüyor. Kocanız bir işte çalışmıyor mu? Nasıl geçiniyorsunuz? Ağlama. Yani evet, sizin başına ağlamaya. Kadına bak, Hamidiye ne kadar benziyor. Tamam, lütfen. Aynı. Baba, bu anam. Acınızı anlıyorum. Bizler yok burada lan, size yardımcı olmalıyız. Sadece benziyor. Kazancım elimden alıyor. Ne işi var televizyonda? Evet Hamidiye çocuğum. Bir daha aynı, üstü hayatı da aynı. Baba, sana bu anam diyorum. Çalışmaktan anam ağlıyor. Demek bütün kazancınızı elinizden alıyor. Bütün kazancımı elimden alıp içkiye kumara harcıyor. İçki de içiyor. Lan Burhan, ben içki içip kumar mı oynuyorum lan? Gerçekten anama bir haller olmuş. 25 senedir evliyim. Bir gün gün yüzü görmedim. Her gün dayak, her gün hakaret. Bıktım usandım valla. Çapak içeceğim. Demek 25 yıldır bunları yaşıyoruz. Size elimizden gelen yardım. Yalvarırım size, benim zalim kocam elinden kurtarın. Lan Burhan, ben kabus mu görüyorum? Gerçekten anan televizyonda mı? Bunca emeklerine yazık. Ağlama, bırak sen, bırak. Gördüğümüz gerçek baba. Aklım almıyor vallahi. Bunca emeklerine yazık. Ağlama, bırak sen onu, bırak. Anan delirdi mi yoksa? Bunu bilmem ama anan eve gelince ben zır delireceğim. Kıracağım bacaklarını. 70 milyona beni rezil etti. Bu. 70 milyon değil baba. Bu kanal yerel bir kanal. Her ne karnı ağrısıysa. El aleme rezil oldum ya. Sen ona bak. Saçmalama baba. Anam gelsin de işin iç yüzünü öğrenin. İçini dışına çekip ters edeceğim onu. Ah Hamide, ah! Yaktın lan beni! Merhabalar. Merhaba. Zahmet etmeyin hanımefendi. Muhtarlık kapalı. Kezban Hanım henüz teşrif buyurmadılar. Ama nasıl olur? Evden de erkenden çıktı. Siz onu mu bekliyorsunuz? Hem evet hem hayır. Nasıl yani? Burası bir devlet kapısı. Mesai saatinde açılıp mesai bitiminde kapanmalı. Ama gördüğüm kadarıyla Kezban Hanım burayı babasının çiftliği sanıyor. Kafasına eseni yapıyor. Ama yağma yok. Siz devlet memuru musunuz? Hayır. Ben sıradan bir vatandaşım. Ah. Affedersiniz. Adım Tankut. Aha. Ama nedense herkes bana Simetri diye hitap ediyor. Biliyorum. Ben de Hayriye. Yani Hayruş, Kezban'ın ablasıyım. Olamaz. Siz onun ablası olamazsınız. Ondan daha genç gösteriyorsunuz. Çok mersi. Çok mersi yok. Canım, Türkçemizi katletmeyin lütfen. Ya çok teşekkür ederim deyin ya da sağ ol deyin. Ne demek çok mersi? Fransa mı burası Allah aşkınıza? Haklısınız. Realist birisine benziyorsunuz. Realist ne demek ha? Ne demek realist? Şuna adam gibi gerçekçi diyemez misiniz efendim? Yabancı sözcüklerle konuşmayı marifet mi sayıyorsunuz? Bunu size hiç yakıştıramadım doğrusu. Yani gerçekten de adınız gibi simetriksiniz. Sadece eğri büğrü eşyaları düzeltmiyorsunuz. Yanlış kelimeleri, sözcükleri de düzeltiyorsunuz. Enteresan birisiniz. Enteresan değil, ilginç, ilginç. Yine mi pot kırdım? Affedersiniz, ben de biraz kontrolümü kaybettim galiba. Eyvah, dolap beygiri bana doğru geliyor. Hem de dört dolap. Benziyor. Yarışlara katılırsın artık he? Yarışı kazanırsan bana Hacer'i vereceğim mi? Sen Hacer'i ancak rüyamda görürsün Ercim. Ben onu zaten her gece rüyamda görüyorum Kezban yenge. Amerikalıyı kaçırttığımıza göre bana onu verirsin değil mi? Sen de mi bu işin içindeydin lan? He.
Sağ olsun Saffet bir yandan, Avni bir yandan, Burhan bir yandan, ben bir yandan el ele vererek düşmanı saf dışı ettik. İyi ettik değil mi? İyi hadi. O muallim bozuntusu Burhan da sizinleydi he? Artist gibiydi valla. Dünürler öyle yalanlar uydurdu ki arkalarına bile bakmadan köyü terk ettiler. Ama ben de çok iyi rol yaptım canım. Ben zaten doğuştan artistim. Yaptım çıranı cüracını ne oldu bu? Bir şey mi dedin Kezban yenge? Daha demedim. Emme diyeceğim. Ama dur Kezban yenge. Seni atımdan gideceğin yere bırakayım. Neden sakaydan yaptın? Havalar iyice soğudu. Lütfen için, içiniz ısınsın. Mersi. Ay yani teşekkür ederim. Sizinle ilk karşılaştığımızda bu adam çok... Evet çok. Lafın devamını getirsem kızmazsınız değil mi? Yo yo. Ay Türkçe ne anlama geldiğini bilmiyorum ama sizi çok karizmatik buldum. Karizmatik ha? Anlamını bilmediğimiz o kadar çok yabancı sözcük kullanıyoruz ki aklınız durur. Sözde entelektüel olacağız. Entelektüel değil, aydın aydın. Bakın siz de Türkçeyi katlettiniz. Oo, rahatsız etmiyorum ya. Yok canım, onu da nereden çıkardın? Simitri Bey'le laflıyorduk da. İyi iyi. Saat kaç Kezban Hanım? Hı? Ne oldu? Gözlerin görmüyor mu artık? Kendin niye bakmıyorsun? Muhtarlığı tam 1 saat 12 dakika geç açtığının farkında mısın acaba? Hı? Geç veya erken sana ne? Sen bir fetişin misin? Yoksa muhtarlığın kahyası mısın? Seni kaymakamlığa şikayet edeceğim. İstersen yüce divanı ver. Hadi yaylan buradan. Yürü. Hı. Vatandaşı böyle kaba davranışlarla... Hı. Kanadı mı? Efendim? Yok bir şey. Hacer, ne yapıyorsun burada? Hiç. Hadi gel mutfağa gidip sana güzel bir kahve pişireyim. Sağ ol abla. Benim hiç içesim yok. Falına da bakacağım. Korkma, para istemem. Hadi gel. Hadi. Ha şöyle gül Hacer. Uğraşma benimle abla. Zaten canım çok sıkkın. İyi ya. Sıkılan can kolay kolay çıkmaz. Nasıl espri ama? Senin kadar soğuk. Bütün gün böyle oturup somurtacak mısın? Yok. Birazdan zilleri takıp göbek atacağım. Ya sen gitsene başımdan. İşin gücün yok mu senin? Bugün resmi tatil olduğundan işim yok. Emalim devlet memuruyum. Çekil. Nereye gidiyorsun? Beyaz atlı prensi geldi kız. Sana ata binmeyi öğretir mi Hacer'im? Ercep git başımdan. Bana bana. Hacer'in heyheyleri üzerinde Ercep. Yerinde olsam giderdim. Seni hastanelik etmesi işten bile değil. Hep numaradan hastaneye gidecek değil mi ya? Bu defa da Hacer'imin yüzünden gideyim. Burhan yine yardım eder. Burhan? Burhan'la görücülere bir oyun oynadık. Aklınız durur. Ne diyorsun sen Ercep? Seni gelenlere yar etmemek için kendimi arabanın önüne attım Hacer. Ama numaradan numaradan. Dur dur. Şimdi Saffet'le abinin yaptığı o iğrenç planın içinde sen ve Burhan da mı vardınız? He, 4 silahşörler gibi. Gelenleri köyümüzden püskürttük baldız. İyi ettik değil mi? Olmayan bir elinle benim kısmetime mani oldun ha. Gel buraya. Senin azrailin benim, gel. Dur. Yapma hacı. Hacı. Köyden korkma. Öldüreceğim seni Hamide! Vallahi benim kabahatim yok Bekir'im. Demek ben sana değer katıyorum ha? Demek ben hem alkolik hem kumarbaz kocayım ha? Vallahi onlar böyle söylediler. Sen de dedin! Demeseydin beni televizyona çıkarmayacaklardı Bekir'im. Mecbur kaldım. Ben de seni dövmeye mecbur kaldım Hamide. Beni döversen yine televizyona çıkarım hem de ulusal kanala. Rezil olursun valla. Sen bir güzel döveyim de rezil mi olurum? Rezil mi? O beni bileceğim iş. Ay da! Kötü şey adamı öldürüyorlar kocam beni diyor.
vallahi Bekir'im. Dur hele dur. Daha seni canevinden de vuracağım. He! Dur gel buraya. Biliyorum. Sadece düzelttim. Hadi ama oynayacaksan oyna. Dur hele delikanlı, düşünüyorum. Oo, sen bir taş oynay ne kadar? Sabah oldu. İşin ne lan? Bekle. Ana! Dışarıdan gazel çalıyorlar sanki. Gazel değil, cura çalıyorlar. İti ançoma hazırla. Salim amca. Varma üstüme mercimek Salim. Canım çok sıkkın ha? Ne o? Karını dövdüğün gibi beni de mi döveceksin ha? Bu ne hal böyle? Sorma oğlum. Usta bana bir çay versene. Şarap ver şarap. Salim amca bir sus. Bu bizim curacı hem kumarbaz hem de alkoliktir. Babama haksızlık ediyorsun Salim amca. Babamın içkisi kumarı yok. Ben demiyorum. Anan öyle diyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Bekir amca. Kadına el kaldırmak nasıl bir duygu? O duyguyu tatmak istersen bana sor avni. Dur. Tamam, otur yerine be. Kendinize gelin. Otur. Sen de sus lan. Ailece cinnet geçiriyor. Ne diyorsun sen avni? Amcam bir karıncayı bile ezmekten çekinir. Sana ne lan? Onun eli yalnız karılara kalkar, karılara. Sen kendine bak kılık Salim. Kim, ben mi? Sen, yok babam. Beyler, biraz sakin olur musunuz lütfen? Kafam karışıyor. Olmayan şey nasıl karışsın ki? Yazık, yazık. Şaka yaptım ya. Baban yaşında biriyle şakalaşmaya utanmıyor musun? Püh. Bunlar sülalece hadlerini bilmezler. Evet. Akılları, fikirleri kavgada, dayak atmada. Salim amca, sen de böyle bir aileye kız vermesin herhalde. Bana bak avni. Gençler yapmayın, sakin olun. Otur yerine. Otur lan sen de. Bunlarda dayak atmak genetiktir. Otur lan yerine. Bugün beni döven yarın Sülbiye'yi de döver. Sülbiye'yi karıştırma lan. Yapmayın. Durun be. Lütfen. Otur. Bana bak avni. Sen de Sülbiye'yi karıştırma, fena yaparım ha. Şöyle gördün mü? Ben eve gidiyorum. Televizyonda çok güzel bir korku filmi var. Oğlum Pire. Korku filmi seyredeceksen amcanların evine git. Orada gerçek bir korku filmi var. Kocadan dayak yiyen kadın. Uyuma ona sen amca. Hadi size iyi geceler. Vay be curacı Bekir. Ben seni sanatınla şöhret olsun diye düşünürken sen attığın dayaklarla şöhret oldun be. Ne şans değil mi arkadaşlar? Thank you.
Kim var orada? Kim var orada? Eve hırsız mı girdi? Neler oluyor burada ya? Ölen hırsız. Benim evime girdiğine pişman etmem mi ben seni? Bruce diye isaf et derler bana. Ne oluyor lan burada? İn misin, cin misin? Çık ortaya. Saatte, he? Ben bakarım baba. İyi bak hadi. Köy köy değil, cadı kazanır. Bu saatte telefon etmeden yenilir mi? Ya deli olma Hamide, bizim evde telefon mu var? Yok, biliyorum. Ben de sana bunu demeye çalışıyorum. Cep telefonu istiyorum Bekir. Allah'ım sen bu kadına akıl fikir ver. Ne oldu? Ne oluyor? Benim evde hayalet var. Benim evde hayalet var. Hayalet var. Seyrettiğin filmlerin etkisinde kalmışsın. Kabus görmüşsün. Ya yemin ediyorum doğru söylüyorum ya. Ay, hayalet var işte. Yoksak mı çocuğu acaba? Ya vallahi de billahi de gördüm ya. Evin altını üstüne getirmiş. Yemekleri bir yemiş. Televizyonu bile açmış ya. Desene modern bir hayalet. Saffet sen şaşırmışsın. Yok ya düş değil gerçek. Oğlum Burhan kapıları pencereleri sıkı sıkı kapatsaydın. Aman ana sen de Saffet'e inanıyor musun? Yine o salak abuk sabuk senaryoların etkisinde kalmıştır. Hayalet mayalet diye bir şey yok. Ya bana inanmıyorsan gel. Gel bizim eve. Git kendi gözlerinle gör. Yürü gidelim. Yok ben bir daha eve gitmem. Hamide şuraya bir yatak ser de yatsın bu akşam bizde ha. Sen de yanımda yatacaksın değil mi amcaoğlu? Geldiler galiba ha? Hemşire. Ana, niye gülüyor? Bize de anlat, biz de gülelim. Ana, sen bana mı gülüyorsun? Onu da nereden çıkardın kızım? Ayol insan durup dururken güler mi hiç? Geldi kendine gülerek deli derler. Sen anama deli mi diyor? Ne vuruyor? O benim de anne. Konuşma. Ana, bak istersen seni doktora götürelim. Ya yok bir şey kızım ha. Aklıma bir şey geldi, ona gülüyorum ha. Fıkram anne, bize de anlat anne, bize de anlat. Oğlum, ben hiç fıkrabilir miyim? Ayol, bu köyün huyundan mı suyundan mı nedir? Herkes tırlatmış canım, keçirmeni kaçırmış. Ay Allah sonumuzu halletsin ha! Birden kapı üstüme. Var mı lan? Sakin olun, sakin olun. Yeter lan yeter. Dünden beri kafamı şişirdiniz lan. Lan Saffet, bu da senin o meşhur hikayelerinden biri olmasın. Ya yemin ederim doğru söylüyorum ya. Tam 10 metre boyunda. Oha, insaf, oha. İnsaf yani. 10 metre boyundaki hayalet 2 metre boyundaki kapıdan nasıl girer delikanlı? Nasıl girer? Yoksa alçak sürüme mi yaptı lan? Siz geçin dalganız. Size bu köyde bir hayalet var diyorum ya. Neden inanmıyorsunuz? Ben de hayalet görebilecek miyim Saffet? Aynaya bakarsan görürsün. Hurafe bunlar arkadaşlar. Gerçek değil. Evet. Delikanlı sen halüsinasyon görüyorsun. Bence de. Al şu ilacı iç. Halüsinasyona iyi gelir. Gelir mi gerçekten? Evet. Gelir.
İyi gelir, iyi gelir. Bak, simetri kullandığına göre iyi gelir. Eski deliğinden eser kalmamış. Seni böyle konuşmalardan men ediyorum Bay Bekir. Hayal meyal düşler gibi uçup gider. Lan Pire, sen de kaybettik lan. Ama bu sefer yemezler oğlum. Sana 50 kere bu kadar film seyretme diyorum. Dinletemiyorum ki. Ya inşallah sizin de karşınıza çıkar. Bakın bakalım o zaman film mi gerçek mi? Bak delikanlı. Lan Pire. Sakın bu televizyondaki hayalet kesper olmasın. Sana hiç yakıştıramadım burnu. Bunu senden beklemezdim. Ne yapayım, mecbur kaldım. Ercebin halini görecektim. Zavallıya çok acıdım. Akıl var, mantık var Burhan. Hacer hiç o deliyle evlenir mi? Bunu yapmasaydık Ercep canına kıyacaktı. Bunu yaptığınız için de Hacer canına kıyacaktı. Allah'tan son anda Hayruç teyzem yetişti de. Kardeşime bir şey olsaydı seni ömrümün sonuna kadar affetmezdim Burhan. Özür dilerim Sülbi. Yaptığım hoş bir şey değildi ama olan oldu bir kere. Saffet'in aklına uydum. Sakın Hacer'le anamın karşısına çıkma. Seni doğduğuna pişman ederler vallahi. Belki de farkında olmadan Hacer'e iyilik etmiş olduk. Hem insan hiç tanımadığı, sevmediği biriyle nasıl evlenir? Biz birbirimizi seviyoruz da ne oluyor? Onu bana değil anana sor. Aramıza Çin Seddi gibi girmiş, aşkımıza geçit vermiyor. Bu son yaptıkların anam sana daha çok diş biliyor, haberin olsun. Seni gördüğü yerde bir kaşık suda boğacak. O da Hacer'de, tamam mı? Madem ölümüm senin ailenin elinden olacak, o zaman sen beni öldür Sülbiyan. Senin ellerinde ölmek de güzel. Ağzından yel alsın. Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Ben de ölürüm. Madem beni ölecek kadar çok seviyorsun, niye benimle kaçmıyorsun? Anam bizi öldürür Burhan. Daha iyi ya. Mahşerde evleniriz. Anandan uzak bir yerde mutlu mesut yaşarız. Hayruş Hanım, Hayruş Hanım. Ay Simetri Bey, siz miydiniz? Merhaba. Ne tarafa gidiyorsunuz? Size gideceğiniz yere kadar refakat edebilir miyim? Ay çok hoşsunuz Simetri Bey. Bir yere gittiğim yok, jogging yapıyorum. Yani spor yapıyorum. Spor mu? Ah, spora ben de bayılırım. Her zaman yapar mısınız? Aa, spor benim hayatımın bir parçasıdır Simetri Bey. Şehirli insanın hali bir başka oluyor tabii. Kanım çok ısındı vallahi. Hangi burçtansınız? Yengeç. Ya siz? Balık. Ton balığı mı? Şaka şaka. Gerçekten balık gibisiniz Hayruş Hanım. Çok alemsiniz Simetri Bey. Hayruş Hanım, bir sakıncası yoksa, yani telefon numaranızı alabilir miyim? Bilmem ki. Gören ne der sonra? Ara sıra konuşur, mesajlaşırdık. Bu köy yerinde çok yalnızlık çekiyorum, çok. Hem sizin gibi genç, dinamik, sportif, kültürlü bir bayanla sohbet etmek isterim bazen. Ah, ben de Simetri Beyciğim. Ben de çok yalnızlık çekiyorum. Numaramı vermek isterdim ama Kezboş beni çok fena yapar. Köylüleri yönlendirdiği gibi şimdi de sizi mi yönlendiriyor? Sizi hür iradeli biri sanmıştım Hayruş Hanım. Yazık. Öyleyim zaten. Sadece kardeşimle bir tatsızlık olmasın diye düşünüyorum. Ama herkesin özel hayatı kendine değil mi efendim? Değil mi efendim? Telefon numaramı vereyim o zaman. Çok sevinirim, lütfen. Kaç acaba? 0. Evet. 535. 535. Kezbanım, Kezbanım, ben geldim. Salim, ben sana kaç kere muhtarlığa kapıyı çalmadan girmeyeceğim demedim mi? Ama Kezban, ben senin kocanım, unuttun mu? İyi ki hatırlattın. Kocam olduğunu unutmuşum doğrusu. Aman ne şakacısın. Ben sana unutmadım mı? Ama Kezban, bak kalbimi kırıyorsun.
Prosedür Salim. Prosedür. Ya aman neyse ne. Kezban, dün gece baktım bir ara yatakta yoktun Kezban. Neredeydin? Sana bir şey soruyorum. Neredeydin Kezban? Yıllık karının uyuk yazar olduğunu bilmiyor musun Salim? Ya bilmiyorum. İlk senden duyuyorum yani. Senin beynin iyice sulanmış Salim. Geceyi Cemal'imle geçirdim. Cemal çok korkmuştu. Ben de yanına gittim. İnsan haber vermez mi? Meraktan çatladım yani. Odalara baksaydın görürdün herhalde değil mi? Başka bir hediyen yoksa kapı orada Salim. Hadi. Kovsaydın bari yani. Öyle yaptım zaten. Ulan çek lan elini kolumdan. Çok korkuyor Mavne. Neden korkacaksın oğlum? Erkek değil misin? Erkekler korkmaz değil mi Mavne? Korkmaz tabii. Bak ben korkuyor muyum? Ya Saffet'in gördüğü hayalet karşımıza çıkarsa? Çıkacağı varsa göreceği de var. Sıkıysa karşıma çıksın. Hayalet meyet demem. Şöyle kodumu oturttum vallahi. Ama ben hayaletten çok korkuyorum Mavne. Delisin de ondan. Benim gibi akıllı adamlar korkmaz. Allah! Ne oldu, ne oldu? Şuraya bakacağım. Nereye? Ne var orada? Hayalet var. Beni korkutmaya çalışma anne. Hayaletten korkmam. Sen varsın yanında. Ercem. Duvarın arkasına gizlendi. Ay kim? Hayalet. Ben bu oyundan çok sıkıldım. Evime gidiyorum. Hadi bay bay. Ercem bu gece sende kalabilir miyim? Ay, niye hayaletten mi korkuyorsun? Hani korkmuyordun? Sana onu gördüm dedim Ercem. Başımın belası. Hadi gel atla. Ercan hayalet olacak. Saffet. Hesen oğlum. Ne oldu lan? Senin hayalet bu gece ziyaretine gelmedi mi? He? Ya hatırlatma be amca. Sen de amma ödleksin amcaoğlu. Ya bunun ödleklikle ne alakası var? Sana gördüm diyorum. Ya yeter susun Allah Allah bir yemek yiyeceğiz. Dolmayı beğendin mi Bekir'im? Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Amcaoğlu yemekten sonra kahveye doğru bir tur atalım mı? Bana ne ben gelmem. Aa, ben varım yanında. Bana ne ya? Hadi hadi. Hadi hadi ya, hadi. Bana hadi, ne gelmem. Ben varım yanında. Hayır hadi gelmem bana ne ya. Hadi. Aa, gitmeyeceğim hadi, ya. Hadi, hadi, hadi. İyi akşamlar. Kapı açıktı da. İyi akşamlar hocam. Hocam değil, Burhan. Burhan deyince kızıyorsun, hocam deyince kızıyorsun. Sana ne diyeceğimi şaşırdım. Cemile, gel kızım. Kaynanan seni çok seviyor. Size dolma getirdim. Aa, ne tesadüf. Biz de dolma yiyorduk. Sana nar getireyim. Al anne. Git lan. Aha. Elektrikler kesildi anne. Kesin hayalet yapmıştır. Beni korkutma anne. Hayaletten çok korkuyorum. Ercem. Neredesin lan? Anne. Ercem. Ercem. Sen misin lan? Ben benim. Sen de sen misin? Benim. Evde mum var mı? Var ama nerede? Kibrit nerede? Masanın üstüne bak! Masa nerede? Buldum. Mumu bulalım. Şöminenin üstüne bak. Sen olacaktı. Kurtar beni anne. Hayaletten çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. Korkma. Ah!
Kezban? Kezban? Allah Allah. Nereye gitti bu ya? Olacak şey değil bu. Ne oldu Salim? Cin görmüş gibi ne bakıyorsun öyle? Neredeydin sen? Ne demek neredeydim? Aha buradayım ya. Az önce yatakta yoktun. Ben de seni aramaya çıktım. Beni arayacağını aklına arasaydın ya. Allah Allah. Rüya gördüm galiba. Avni? Recep! Korkmayın çocuklar. Benim. Ne olur kurtar beni Simetri amca. Recep Bey'den mi? Yok yok. Hayaletten. Bıktım ama bu hayalet hikayesinden. Yeter kuzum. Aa, sonunda beni de çıldırtacaksınız. Dayı dayı. Gerçek evet. Gerçek. Simetri abi. Öyle değil mi dün? Siz aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz. Hayalet diye bir şey yok. Şuur altı yanılmasıdır. Bu kadar erken geleceğinizi bilseydim anahtarları size bırakırdım. Sabahın köründe burada ne işiniz var? Hayretten kaçtık. Ben gideyim de bir çay bu koyayım. Bu köyde var. Herkes çıldırmış. Gel oturalım şöyle ya. Otur bakalım. Simetri abi ne olur bir şeyler yap ya. Evet ya. Ne yapayım kerata? Hayalet avcısı mı olayım bu yaştan sonra? Simetri abi sen bize inanmıyorsun değil mi? Siz dün Saffet'in size anlattıklarının etkisinde kalmışsınız çocuklar. Tamamen şuur altı. Elektrikler de mi şuur altı kesti? Kapının sertçe kapanması da mı şuur altı? Evet. Buna ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Günaydın. Bakıyorum çok erkencisiniz. Bu saatte ne işiniz var burada? Biraz. Seninki dün gece Ercep'in evindeydi. Benimki mi? Bunlar hayalet gördüklerini iddia ediyorlar. Siz de gördünüz mü onu? Gördük. Nasıl? Bembeyaz elbiseler içindeydi değil mi? Evet. Aynen dediği gibi. Siz kafayı yemişsiniz. Hayalet mayalet diye bir şey yok. Evet. Kapatın ya. Artık bu konuyu. Oğlum bak. Sana gözlerimizle gördük diyorum. Simetri abi bize inanmıyor mu? Yemin ederim ki gördük. Bunun belki bilimsel bir açıklaması vardır. Mesela ne gibi? Mesela? Yönetimdeki boşluklar ya anarşi doğurur evet. Ya da hayalet. Ama bunu size anlatacak bir muhtarınız maalesef yok. Bunda ne alakası var? Bu kadın görevini savsaklıyorsa biz de gider hatırlatırız. Evet. Simetri haklı. Allah Allah ben dedim size. Hadi arkadaşlar. Yürüyün. Ya nereye gidiyorsunuz ya? Kezban'ın evine. Ya bu konuyla Hayalet'in Kezban yengeyle ne ilgisi var? O bu köyün muhtarı değil. Hayalet konusunda da bir çözüm bulmak zorunda. Yürüyün arkadaşlar. Gidelim. Hadi arkadaşlar. Ben gelmem. Yürüyün. Hadi gidiyoruz. Yürüyün. Ona görevini hatırlatmamız gerekiyor. Yürüyün arkadaşlar. Hadi Dündül. Muhtarlığın ne olduğunu öğretelim. Bu yerden muhtarlık olmaz. Yürüyün arkadaşlar. Hadi kızlar ama. Ay, ay bir daha söyletmeyin. Köyü dolaşıp geleceğiz. Of ya. Ben çıkmam. Dışarıda bir sürü hayalet dolaşıyor. Allah Allah. Gündüz gündüz. Hayaletin ne işi var canım? Hayır, şu görmüşsün hayaletin. Ne fark eder ki? Ay, sevimsiz Kezban ne olacak? Hadi yürüyün, hadi. Ana. Ne oluyor? Allah Allah. Göreve. Kezban yenge göreve. Kezban yenge göreve.
Bu köy sahipsiz değil artık. Bu köyü sahipsiz sanma. Kezban yenge göreve. Ne görevi? Daha mesaiye çok var. Adam gibi görevini yapacaksan yap. Ben adam değilim, kadınım. Gözlüklerini taksimetre efendim. Hacarım. Dün gece evime hayalet girdi, çok korktum. Allah Allah, temelli misafir etseydin, çekil şuradan. Sen sus kız. Terbiyesiz. Söyleyin bakayım, bu defa ne istiyorsun? Bu köyde hayaletler cirit atıyor. Sen de gülle at o zaman. Avni ile Recep Bey de görmüşler hayaleti. Çek şu dünceni. Geçiştiremezsin. Bu konuda bir şey yapmayacak mısın? Doğru diyor, bir şeyler yapmadım. Aslında ben de dün gece bir şeyler gördüm emme. Hah, işte bu. He, bak, evet, sonunda evet, kabul evet, etti. Evet, emme rüyamda. Gidiyorum lan. Hadi lan, gidin kendinize kurşun döktürün. Hayal görüyorsunuz hepiniz. Hadi. Kezban Hanım, işinizi safsaklamayın lütfen. Medyayı aramalıyız. Köye gelmedi. Olayı ulusal boyutta taşımalıyız. Tabii. Eminim devlet bizim sesimize kulak verecektir. Siz görevinizi yaparsanız tabii. Değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Öyleyse kendi aranızda imza toplayıp başbakanlığa gönderin. Bakarsınız bir hayalet heyeti gönderirler size. He? Buyurun. Ne bakıyorsunuz lan? Hadi! Dağılın hadi! 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 Hayal edin! Kezban yenge göreve! Kezban göreve! Kezban göreve! Hadi! Hadi! Elbet gerçeği görecek bu insanlar. Simetri Bey, göreceklerini gördüler. Hadi! Haklarını arayacaklar. Aramazsanız namertsiniz. Hadi! Bu iş burada bitmeyecek Kezban Hanım. Yürü! Allah Allah! Sabahın köründe bu kızın ne işi var evimizde Hamide, he? Size sucuklu yumurta yaptım. Mis gibi de kokuyor. Maşallah, Cemile kızımız da pek marifetliymiş. 10 parmağında o marifet. Seni alan koca yaşadı kız. Bu saatte burada ne arıyorsun Cemile, he? Bir gören olursa ne der? Evde bekar bir oğlumuz var. Sana laf gelir sonra. Anam baban sana bir şey demiyor mu, he? Annemler Kayseri'deki teyzemlere gittiler Bekir amca. Evde yalnız kalmaya korkuyorum. Kapımız sana her zaman açık kızım. Ne de olsa gelinim sayılırsın. Senin bu dediklerini Burhan duyarsa fena yapar. Heh. Dün gece Avni ile Ercep hayalet görmüşler. Bana da görünürler diye buraya geldim. Yoksa Burhan aklımın ucundan bile geçmedi. Peki bu hayalet bana niye görünmüyor? He? Sen muska taşıyorsun da ondan. Ne muskası kız? Ben curamdan başka bir şey taşımam. Heh. Nereye gidiyorsun Bekir? Hayaletle randevum var. Heh. Arkadaşlar, köyümüze musallat olan sözde hayalet yüzünden hepinizin sinirlerinin gergin olduğunu biliyorum. Sağda bir görünsün de sözde mi yoksa közde mi olduğunu anlarsın. O görüneceği kimseyi bilir Avni. Saffet, senden bir türkü dinleyelim. Hadi bakalım Saffet. Hadi Saffet, hadi. İntarisi vişneden tello. Şimdi gelir çeşmeden tello. Alacaksan al beni tello. Başka türkü bilmiyor musun? Hocam ben bir türkü okuyabilir miyim? Ercan söylesin. Ercan. Hadi sen söyle bakalım. Evet, söyle. Şakır dağırım. Entarisi fişteden Hacer. Şimdi gelir keşmeden Hacer. Alacaksan al beni Hacer. Yataklara düşmeden Hacer. Hacer gider yengiden Hacer. Açma yaram kan giden Hacer. Hacer gider yengiden Hacer. Açma yaram kan giden Hacer. Açma yaram kan giden Hacer. Teşekkür ederim.
benim seninle. Yavrum. Neyin var Hacoş? Ne bileyim teyze hoş. Sanki biri beni anıyor. Ercim dur abla. Bana bak, gelmeyeyim şimdi oraya. Gel demedim ki. Ay uğraşmayın Cemoş'umla. Baksana teyze hoş ya. Pabuç kadar dili var. Kızım çocukla çocuk olmayın. Gitme şimdi. Yarın gidersin. Karışma şimdi. Kızıyor mama Salim he? Hayırdır, ne oluyor ana? Yok. Ya bu saatte tutturmuş Hatice Hanımlara gideceğim diyor. Hatice Hanımlara mı? Ne işin var ana bu saatte orada? Sana ne? Size hesap mı vereceğim? İstediğim saatte istediğim yere giderim. Karışmayın bana. Anne ben de seninle geleyim. Otur oğlum oturduğun yerde. Yine tersinden kalktın galiba Kezboş. Önüne geleni haşlıyorsun. Seni ilgilendirmez. Ay bırakın gitsin ayol. İnşallah o hayalet karşına çıkar da senden bir avazda kurtuluruz canım. Seni göndermeden hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Ay. Ben gecikeceğim merak etmeyin. Mehmet abi sen bize anahtarı bırak git. Vallahi bak sen gelmeden biz çay da demleriz, yerlerden sileriz. Ya gidip evinize yatın çocuklar. Kahve köşelerinde uyunur mu hiç? Hepimizin evini biliyor bu hayat Mehmet amme. Ben gitmem bana. Ben de gitmem. Ben de gitmem. Ben gidiyorum o zaman. Hadi bay bay. Hadi üşümeyin de size battaniye vereyim buradan. Mehmet amme. Bağabey. Teşekkür ederim. Yaşanlar. Ben Sıfa yengeye selam söyle Mehmet amme. Baş üstüne. Baş üstüne. Çocuk gibisiniz valla. Hadi kalkın. Evli evine köylü köyüne. Valla sen git amcaoğlu. Ben burada kalacağım. Gençler siz mışıl mışıl uyuyun. Ben bu gece nöbet tutacağım. Simetri abi bari sen onlara uyma. Sana ne ya? Psikolojik bir rahatsızlık olabilir. Onlara yardımcı olmak benim görevim. İstersen sen de gitme. Burada kal. Sen de kalsana bacanak. Sağ ol almayayım. Hadi kalk eve gidelim. Ne o? Tek başına eve gitmeye korkuyor musun? Herkes sen mi? Korkak tavuk. Ben kimseden korkmam. Hadi. Size iyi geceler. Sana da. Hadi bay bay. Sana da güle güle. Siz yatın şöyle çocuklar. Bu gece nöbet bende. Geçin şöyle. Ama. Hadi. Avni. Ne? Ama. Yavrum. Canım. Baba. Şşt, baba. Ay. Yatağına gidip uyusana. Ya anan gelmedi mi daha? Anam bütün köyü ziyaret etmeden gelir mi baba? Hadi kalk sen git yatıyor. Peki o zaman. Hepinize iyi geceler. İyi geceler enişte. İyi geceler baba. Hadi kızlar siz de yatağınızı hazırlayın. Benim uykum yok. Benim de yok. O zaman ben odama gidip de biraz kitap okuyayım. Kezboş gelince bana haber verin olur mu? Niye? Kavga etmek için mi? Daha neler? Hakikaten teyze hoş. Bu anamla olan kavganız ne zaman sona erecek? Kızım benim kimseyle alıp veremediğim yok. Ananızın birkaç tahtası eksik olduğu için sürekli kavga çıkarıyor. Ayol ona uysam her günümüz karakolda mahkemelerde geçer vallahi. Doğru vallahi. Sen sıkıyorsa anamın yanında da doğru desene. Al bir anam daha. Hık demiş anamın burnundan düşmüş. Allah'tan ben Hayruş teyzem gibi sana uymuyorum da kavga çıkmıyor. Esas ben senin seviyene uymuyorum. Hadi hazırlanın. Ne var ne oldu? Hayalet. Aman Allah'ım. Hayalet üstüme geliyor. Bildiğin ne kadar?
korkulup gitti. Aferin lan Bira. Onu niye vurmadın Sibet abi? Korktum. Amca oğlum. Hani hayalet yoktu? Evet. Yandın mı şimdi? Ne yapacağız şimdi? Yarın ilk işimiz jandarmaya haber vermek olacak. Ya yine gelirse? Ben bir defa daha görürsem kesinlikle kalpten giderim amca oğlum. Ben gittim bile. Kalpten mamten gidemem. Ben Hacer'i göndereceğim bana. Sus lan salam. Yenge
yenge, Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge, Kezban yenge, kurtarım oldun Kezban yenge.